Merhabalar, ben klinik psikolog Fazile Seydoğlu. Bugün sizlere çocukların duygularından bahsetmek istiyorum ve ebeveynlerin çocukların duygularına ehemmiyet göstermeleri gerektiğini de anlatmak istiyorum. Vicdan gelişimi üzerine yapılan çalışmalar, başkalarının duygularını anlayabilen, duygularla ilgili daha fazla sözcük kullanan okul öncesi çağdaki çocukların akranları arasında daha popüler olduğunu gösteriyor. Daniel Goleman kitabında başkalarının duygularını anlayabilme ve duyguları okuma yetenekleri bakımından her çocuğun eşit becerilere sahip olmadığını ve bu bireysel farklılıkların bir çocuğun genel toplumsal gelişiminde ve toplumsal yeterliliğinde oldukça da önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Duyguları anlayabilme ve okuyabilme yeteneği neylerle bağlantılı diye sorarsanız, anne baba çocuğa karşı çok şefkatli davranıyorlarsa, anne baba çocuğunun yaptıklarının etkilerini açıklıyor ve duyguları çocuklarıyla tartışıyor iseler ve duygularını kabul ediyorlarsa ve şefkatli, merhametli, diğer gam ya da düşünceli davranışlarda bulunmasını destekliyorlarsa, çaba harcayarak hedefine ulaşmak için duygularını düzenleyebilme becerileri ve öğretileri çok daha iyi gelişiyor ve empati gelişimleri de annenin şefkatli olması, diğer gam davranışlar ve duyguların kabulü ve dile getirilmesiyle çok daha iyi besleniyor. Biz duygusal bir milletiz. Çocuklarımıza duygusal yaklaşıyoruz. Sınır koymada bazen bu çok merhametli olmak, duygusal yaklaşmak çocuklara zarar verici olabiliyor. Burada bahsettiğim şey çocuklara duygusal davranıp her dediklerini yapmak değil. Çocukların duygularını kabul etmek, onların duygularını anlayabilmek. Örneğin işte bir çocuk düştüğünde canım acıdı dediğinde evet gerçekten acımıştır, şimdi nasılsın demek, işte dizini öpmek, onun duygusunu kabul etmektir. Ama mesela ne var canım, işte erkekler ağlar mı, canının acıyacak ne var, öyle küçük bir sıyrık, bundan bir şey olmaz, abartma dediğinizde işte o zaman çocuğun duygusunu anlamış olmuyorsunuz, duygusunu kabul etmiş de olmuyorsunuz. Aynı şekilde karanlıkta korkan bir çocuğun ama artık sen büyüdün, karanlıkta korkmak ne demekmiş, tabii ki karanlıkta yatacaksın şeklinde çocuğu korkusuna maruz bırakmak yine onun duygusunu anlamamak oluyor. Veya işte arkadaşı tarafından dalga geçilen bir çocuğun kendisini size ifade etmeye başladığında ama sen de abartıyorsun, ama sen de bu kadar alıngan olma, niye takıyorsun ki şeklindeki bir cümle de onun duygusunu kabul olmuyor. Aslında duygu kabulü samimiyetle geliyor, saygıyla geliyor, sevgiyle geliyor ve çocuğu da bir yetişkin olarak görmekle geliyor. Yani ben oyun terapi odasında inanın çocuklardan çok şey öğreniyorum. Ve aslında oyun terapi odasında bana danışanlarım soruyorlar. Hocam sadece oyun mu oynuyorsunuz? Nasıl bu çocuk bu kadar değişti diye sorularına. Aslında kendim de düşündüm. Sonra şunu fark ettim. Oyun terapi odasında bizim yaptığımız şey çocukları kabul etmek. Yani duygularını kabul etmek, onları olduğu gibi kabul etmek ve bize bir şeyleri öğretmelerine izin vermek ve onlara saygı duymak. Bu şekilde çocuklar kendilerini değerli hissediyorlar ve iyileşme sağlıyorlar. Aslında aynı şeyi ebeveynler olarak sağlayabilirsek evin içerisinde, yani onlarla oyun oynarken onları yönlendirmeye kalkmazsak, işte bu çok önemli mesela, oyun oynarken çocukları çok yönetmemek gerekiyor, serbest bırakmak gerekiyor. Onların size biçtiği görevi oyunda oynamanız gerekiyor. Bu iyi bir iyileştirici oyun tipi. Onların duygularını anlar, saygı duyar, bir yetişkin gibi davranır, fikirlerine de önem verirsek, "Aa öyle mi düşünüyorsun?" veya "Bunu ne kadar güzel yapmışsın" şeklinde takdir sözcükleri de eklersek kendilerini daha değerli hissediyorlar. Duygusal bir millet olduğumuz için bazen de şöyle oluyor. Mesela şöyle de düşünebiliyoruz. Mesela çocuk ağlıyor. Hani onun ağlamasını istemiyoruz. Çünkü o sanki hep ağlayacak gibi yorumluyoruz. Sanki çocuğum hep ağlayacak. Halbuki öyle değil. Acısı geçince susacak çocuk ama hayır ağlama, niye ağlıyorsun şeklinde mesela duygusunu kabul etmemeyi, yaşamamasına da vesile oluyoruz. Yani bu biraz bizim korkumuzla da alakalı. Hani işte çocuk hep ağlayacak veya hep korkacak şeklinde yorumladığımız için
Halbuki çocuk hep ağlamaz, hep korkmaz. Durumsaldır bu. Korkusunu kabul ettiğiniz zaman çocuk o korkuyu aslında daha rahat yenecektir. Yani ağladığı zaman acısını kabul ettiğinizde acısı hafifleyecektir. Ama dediğim gibi biz kendimiz onlar sanki onların bu kötü duygularını kabul edersek hep bu kötü duygularla kalacaklar şeklinde bir yorumla duygularını, onların kötü duygularını reddediyoruz. Ve kötü duygular derken aslında aktivitelerle duygu eğitimi seti kitabımda da yazdım ve gerçekten çocuklar üzerinde çok etkili oldu. Bilişsel davranışçı terapi ve kabul ve kararlılık terapisi metotlarına göre yazdığım bir kitap oldu. Terapiden aldığımız notlarla birlikte. Yani aslında 9 temel duygumuz var ve bu 9 temel duygumuzun içerisinde ben size sorsam hangisi iyi, hangisi kötü desem hepimiz diyeceğiz ki tabii ki işte üzüntü kötü bir duygu veya işte korku kötü bir duygu. Aslında hiçbir duygu kötü bir duygu değil. Her duygunun bize anlattığı, bizi geliştirdiği yönleri var. Korku duygusu hayatımızı korumamıza sebep oluyor. Üzüntü de yaşadığımız olaylardan ders çıkarmamıza, deneyimlememize ve insan olduğumuzu da gösteriyor. O yüzden duyguları yaşamayı kesmek, duyguları engellemek, kötü duygulardan kaçmaya çalışmak ve bu şekilde çocuklara model olmak veya bunu öğretmek de doğru değil. Bunlar mesela uygun davranışlar, uygun rol modeller olmuyor. Hepsinin temelinde de aslında kötü duygudan kaçış var. Yani toparlarsam şöyle diyebilirim. Çocuklarımızın olumsuz, kötü dediğimiz duygularını da kabul edin. Onlara saygı duyun ve onları dinleyin çözüm önerisi vermeden.